Bir insanın soğuk ve sıcak cisme dokunulduğunda oluşan tepki B ve Z ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlış olur? Soğuk bir cisme dokunulduğundaki şekil bu. Sıcak bir cisme dokunulduğunda oluşan şekil bu. Şuraya baktığınız zaman arkadaşlar oluşan impuls sayısının soğuk cisme dokunulduğundakine göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Buradaki her biri bir impulsu ifade ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 impuls, 1, 2, 3 impuls. B ve Z'de aynı nöronların impuls hızı aynıdır. B ve Z'de aynı nöronlar diyor. Nöronların impuls hızları değişmez. Bu yüzden hem B'de hem de Z'de impulsların aynı nöronlardaki hızı aynıdır. Z'de oluşan impuls sayısı B'ye göre daha fazladır. Zaten az önce de saymıştık. Z'de uyarılan nöron sayısı B'ye göre daha fazladır. Z'de uyartı şiddeti daha yüksek olduğu için eşit değerini aşan ya da eşit değerine ulaşılan nöron sayısı da artmış olur. Bu yüzden de Z'de uyarılan nöron sayısı B'ye göre daha fazla olur. B'de ve Z'de aynı nöronda oluşan impulsların şiddeti aynıdır. Bir nöronda ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Yani impulsların ikisinde de aynı nöronda şiddeti aynıdır. Değişen burada impulsun hızı, impulsun şiddeti, kuvveti değil. Değişen burada impulsun sayısıdır gördüğümüz gibi. Bu da doğru. Aynı nöron ZDB'ye göre daha fazla tepki verir. Ama biz az önce ne dedik? Aynı nöron diyor. Nöronlarda ya hep ya üç kuralı geçerli. Nöronun verdiği tepki aynıdır. Bu yüzden cevabımız Edirne. Doğada canlıların ortak olarak kullandığı 20 çeşit amino asit 61 çeşit kodonla şifrelenmektedir. Bu durum bir amino asitin birden fazla kodon ile şifrelenebileceğini gösterir. Buna göre DNA'nın bir geninde nokta mutasyon gerçekleşir ise aşağıdakilerin hangisi kesin görülür? Evet nokta mutasyon gerçekleştiğinde arkadaşlar DNA'nın nükleotit diziliminde bir değişim yaşanıyor. Bu da mesaj RNA'nın nükleotit dizilimine yansıyor. Bu yüzden mesaj RNA'nın nükleotit dizilimi değişecektir. Ama farklı bir protein üretilir demiş. Bu kesin değil. Neden? Az önce bir aminasitin birden çok kodonla şifrelenebileceğini gördük. Örneğin A, A, A. X amino asetini şifrelesin ama bir nokta mutasyon ile A, 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 T'ye dönüşsün. Ama bu kodon da X amino asitini şifreleyebilir. Dolayısıyla illaki farklı bir protein meydana gelecek diye bir kaide yok. Farklı bir protein üretilememe ihtimali olduğuna göre o zaman ribozomlarda üretilecek olan protein aynı protein de olabilir. Bu yüzden ribozoma giren taşıyıcı reyna Protein sentezinin okunacak olan kodon sayısı, protein sentezi sırasında harcanacak olan ATP miktarının aynı olma ihtimali bulunmaktadır. İnsanlarda kalpten çıkan kan önce atardamara, sonra kılcal damara, en son toplar damara geçer. Bu süre içinde görülebilecek değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çizilemez? Arkadaşlar, atardamarlar toplar damara doğru kan basıncı azalır. Bu doğru. Proteinler kılcal damarları terk etmez, bu yüzden damar boyunca proteinozmatik basıncı da. Kanın akış hızı atar damarlarda en yüksek. Kılcal damarlarda kan çok geniş bir yüzeye dağıldığı için akış hızı da yavaşlayacaktır. Sonra tekrar dar bir alana yani toplar damara geçiş yaptığı için birazcık daha artacaktır. C seçeneği de doğru. Toplam kesit alanı atar damardan ayrılan kılcal damarlar çok küçük borucuklara ayrılır ancak çok geniş bir alana dağılır. Bu yüzden toplam kesit alanı kılcal damarlarda diğer damarlara göre daha fazladır. Süzülme diyor arkadaşlar. Süzülme kılcal damarlarda gerçekleşir. Şurası atar damar olsun. Şurası toplar damar olsun. Yalnız dikkat edeceğimiz nokta şu. Atar damarın kılcal damar ucunda yani şu bölgede süzülme gerçekleşir. Maddeler kılcal damarın atar damar ucundan verilir. Toplar damar ucundan ise alınır. Dolayısıyla atardamarda bir süzülme yok. Burada süzülme verilmiş. Oysa kılcal damarın her yerinde süzülme yok. Sadece şu bölgesinde atar damara bağlanılan bölgede var. Toplar damarda da süzülme yok. Dolayısıyla E seçeneği tamamıyla yanlıştır. Oksijenli solunum reaksiyonlarının oksidatif fosforilasyon basamağında aşağıdakilerin hangisi görülmez? Oksidatif fosforilasyon basamı elektron taşıma sistemindeki olaylar dizisidir. Nat yükseltgenmesi, nat ve fat molekülleri aldıkları proton ve elektronları elektron taşıma sistemine bırakırlar ve sonuçta yükseltgenirler. Oksijenin indirgenmesi, nat ve fat moleküllerinin getirmiş olduğu proton ve elektronlar en son sistemde oksijen tarafından alınır ve elektron alan oksijen indirgenmiş olur. Bu da doğru. Oksitatif fosforilasyonda bu elektronların yardımı ile, protonların yardımı ile kemi ozmatik yoldan oksitatif fosforilasyonla ATP sentezlenir. Ancak karbondioksit oluşumu elektron taşıma sisteminde gerçekleşmez. Krebs hazırlık ve Krebs evrelerinde görülür. Cevabımız Edirne. Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü şekilde özetlenmiştir. Buna göre numaralı yerlere hangi seçenekte verilenler yazılabilir? Arkadaşlar hipofiz bezi iki hormon gönderiyordu. Birisi LH hormonu, bir diğer hormonumuz ise FSH hormonu. Yani bir numara FSH olacak. Testosteron ve sertoli hücrelerinin etkilediği bir olaydır. Bu olayın adı ise spermatogenez olayıdır. Yani iki numara spermatogenez olacak. 3 ise bir torbanın adıdır. O da testis torbası olacak. FSH spermatogenez ve testis torbası. Bu yüzden cevabımız da C seçeneği olacak. İskelet kaslarının kasılması için gerekli enerjinin elde edilmesinde hangi madde en son kullanılır? Önce var olan ATP kullanılır, sonra kreatin fosfat kullanılır, daha sonra kas glikojeni. Kas glikojeninin glikoza dönüşümüyle birlikte glikoz kullanılır. Bunlardan sonra ise en son yağ asitleri kullanılır. Bir kopyalama çalışması bir klonlama çalışması verilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumların hangisi doğru olur diye soruyu sormuş. Klon yavru B koyununun nükleotit dizilimine sahiptir. Klon yavru B koyununun çekirdeğini almış. Dolayısıyla B koyununun çekirdeğindeki DNA'ların kopyasını taşıyacaktır. Klon yavru B koyununun DNA'sına sahip olduğuna göre B koyununun nükleotit dizilimine sahip olacak. Bu yüzden A seçeneğimiz doğru. Klon yavru ile B koyunu arasında çekirdek içindeki DNA açısından farklılıklara rastlanmaz. Klon koyun, B koyununun çekirdeğinin içindeki DNA'sının kopyasını taşıyor. Zaten A seçeneğimizi biz doğru demiştik. Bu yüzden de B seçeneğimiz yanlış olacak. Z koyunu ile kopya yavru arasında ortak bir gen bulunmaz demiş. Tüm canlılarda arkadaşlar ortak genler vardır. Bu B, Z koyunu, klon, yavru, bakteri, mantar hiç fark etmez. Tüm canlılarda bulunan bir durum. Z koyunundan yumurtanın alınma nedeni embriyonik gelişim için gerekli olan mitokondri ve sentriolleri elde etmektir. Şimdi burada Z koyunundan yumurta alınmış. Zaten yumurtada sentriol var mı? Yok. Bu yüzden D seçeneği de yanlış. Kopya yavru yalnız B koyununa ait mitokondriyal DNA kopyasını taşır. Arkadaşlar yumurta içerisinde mitokondriler var. Z koyunu yumurta verdiğine göre aslında mitokondri veriyor. Dolayısıyla kopya yavru Z koyununun mitokondriyal genlerini taşıyor. Bu da yanlış. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi fotosentez ve kemosentez için ortaktır? Işık enerjisinden ATP üretilmesi bu fotosentezin bir özelliği. Klorofil kullanmadan inorganik maddelerden organik madde yapımı fotosentez klorofil kullanıyordu. O zaman bu olayı kim gerçekleştirir? Klorofil kullanmayan kemosentez olur. Karbondioksit özümlemesi her ikisi de besin maddesinin yapısına girecek olan karbon ve oksijen kaynağı olarak karbondioksiti kullanmaktadır. Yani C seçeneğimiz bizim ortak. Kullanılan ETS elemanları fotosentez Fotosentezle ilgili bir elektron taşıma sistemi kullanılırken kemosentez hücresel solunum için kullanılan ETS'yi kullanır. Yani kullandıkları ETS elemanlarında farklılıklar var. Yalnız gündüz gerçekleşebilme, yalnız gündüz gerçekleşen fotosentezdir. Kemosentez için ışık gerekli olmadığından dolayı gece ve gündüz gerçekleşebilir. Bir bitkinin 24 saat boyunca terleme hızının grafiği çizilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Bitki gece gündüz terleme yapar. Terleme hızına baktığımız zaman arkadaşlar sıfır noktasında değil, yani gecede de terlemenin olduğu grafikten görülüyor. Bir numara doğru. T2 zaman aralığında stoma hücrelerinin turgoru yüksektir. Terleme hızı T2 zaman aralığında daha yüksek olduğuna göre stoma açık demektir. Stomaların açılması için stoma turgor durumunda olmalıdır. İki numara doğru. T1 ve T3 zaman aralıklarında stoma pH'sı T2 zaman aralığına göre yüksektir demiş. Burada olay fosforilaz adı verilen bir enzim sayesinde gerçekleşir. Fosforilaz enzimi glikozdan nişasta ve nişastadan da glikozu yapmaktadır. Nişastadan glikoz yaptığı dönemde stomalar açılıyor. Glikozdan nişasta yaptığı dönemde ise stomalar kapanıyor. Ancak bu enzim nişastadan glikozu pH 7'den büyük olduğu zaman gerçekleştirir pH küçük eşit 5 olduğu zaman ise glikozdan nişasta yapar ve sonuçta stoma kapanır. T1 ve T3'te stomalar kapalı olduğuna göre ortamın asidik olması gerekiyor. Yani pH'nın küçük olması gerekiyor. Bu yüzden 3 numara yanlış cevap 1 ve 2. Glikoliz ve Krebs çemberinin bazı özellikler açısından karşılaştırılması tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda numaralı verilen yerlerin doğru gösterimi aşağıdakilerin hangisidir? ATP harcanması Krebs çemberinde yok. ATP sentezi her ikisinde de var ve sütrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP'ler üretiliyor. NAD indirgenmesi Krebs çemberinde var. Glikoliz reaksiyonlarında da nat indirgenmesi görülüyor. Fat yükseltgenmesi glikolizde yok ama krepsde de yok. Fat yükseltgenmesi nerede oluyor? Elektron taşıma sisteminde oluyor. Bu yüzden cevabımız eksi artı artı eksi olacak. Yani denizli. Grafikte öksün yoğunluğundaki değişime bağlı olarak kök gövde ve tomurcuk gelişimindeki değişim gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlış olur? Düşük öksin yoğunluğu kök gelişimini teşvik eder. Evet, öksin yoğunluğunun düşük olduğu yerde kök gelişiminin daha yüksek olduğunu şuradan görüyoruz. A seçeneğimiz doğru. Gövde gelişiminin en uygun olduğu öksin şu civarda. Kök gelişimi yavaşlar. Hemen bakıyoruz. Kök burada arkadaşlar yavaşlama dönemine girmiş. Pembe ile gördüğünüz kısım. Bu da doğru. Kök gövde ve tomurcuk gelişimini hızlandıran ortak bir öksin yoğunluğu yoktur. Şurada sarı bölge arkadaşlar hızlanmayı gösteriyor. Ortak olarak kesiştiği bir bölge var. Şurası bakın. Yani şu noktaya kadar tamamıyla üçünün de hızlandığı öksin yoğunlukları verilmiş. Bu yanlış. Kök, gövde ve tomurcuk gelişimi için gerekli optimum öksin yoğunlukları farklılık gösterir. Kök gelişimi için şu nokta, tomurcuk gelişimi için bu nokta, gövde gelişimi için ise bu nokta optimum öksin yoğunluklarını verir. Doğru. Öksin yoğunluklarındaki farklılık kök gövde ve tomurcuklarda farklı etkilere neden olur. Evet düşük öksin gövdede biraz az gelişimi sağlıyor. Yüksek öksin gövdede yüksek gelişim sağlarken tomurcuk ve kök gelişimini olumsuz etkiliyor. Yani öksin yoğunluğundaki farklılık kök göğüde ve tomurcuklarda farklı etkilere neden olmuş oluyor. Bu yüzden cevap C seçeneği. Kulağa ait şekil aşağıda verilmiştir. Numaralı kısımlardan hangileri işitme ile ilgilidir? Arkadaşlar işitme ile ilgili kısımlar kulak kepçesi, dış kulak, kulak zarı, çekiç, örs, üzengi, oval pencere ve kohlea. Yani şu bölge komple işitme ile ilgili. Peki denge ile ilgili kısım neresi? Denge ile ilgili kısım ise şu bölge. İçerisinde ne var? yarım daire kanalları var. Tulumcuk ve kesecik var. Bunlar denge ile ilgili. Kulağın geri kalan kısımları ise işitme ile ilgili. O zaman 1, 3 ve 4 işitme ile ilgili yapılardır. 2 denge ile ilgili yapıdır. Bu yüzden cevap denizli. Everi ve arkadaşları yaptıkları bir deneyde ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden elde ettikleri özütü şekildeki gibi içinde RNA, protein, DNA, yağ sindiren enzimlerin bulunduğu tüpleri aktarmıştır. Deney sonunda yalnız bir tüpte kapsülsüz bakteri oluşurken diğer hem kapsüllü hem de kapsülsüz bakteri oluşmuştur. Arkadaşlar üçüncü tüpte yalnız kapsülsüz bakteri oluşmuş. Bu da bize şunu gösteriyor. Deoksiribonükleaz enzimi ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin DNA'sını parçalamış. Bu enzim DNA'yı parçaladığına göre o zaman üçüncü tüpte DNA yok demektir. DNA yok edilir ise kapsülsüz bakteri kapsül yapma geni içeren DNA'yı alamaz ve kapsülü bir bakteriye dönüşemez. Oysa diğerlerinde ribonikloaz reyna'yı, proteaz, proteinleri, lipazla yağları sindirir ve sonuçta Kapsülü bakterilerin DNA'sına hiçbir şey olmaz ve kapsülsüz bakteri bu DNA'dan kapsül yapma genini transformasyonla alır ve kapsülü bir bakteriye dönüşebilir. Bu yüzden de 1, 2 ve 4. tüplerde kapsülü bakterilere de rastlanır. Everib arkadaşlarının yaptığı bu deneyden sonuçlarının hangileri çıkarılabilir? Kalıtsal maddenin DNA olduğu sonucu çıkarılabilir. Çünkü ne demiştik? 3. tüpte deoksiribonükleaz enzimi DNA'yı parçaladığı için kapsülsüz bakteriler kapsül yapma geni alamayarak kapsülü bir bakteriye dönüşemediler. DNA mesajlarının RNA ile ribozomlara taşındığı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Bakterilerde yağ bulunduğu ile ilgili yine bir bilgi yok. Sadece lipaz enzimi verilmiş. Bu bakteri kapsülü bir bakteriye dönüşecek mi dönüşmeyecek mi o incelenmiş. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacak yani Adana.